Şimdi ben sunumumu üç başlıkta yapacağım. Bir tanesi kuruluş mantığı üzerinden. Ahiliğin kuruluş mantığı var. Bunu günümüz bağlantısını çıkarmaya çalışacağım. İkincisi çalışma ilişkileri bağlamında. Üçüncüsü de çalışma dışı ilişkiler diyeceğimiz. Ne kadar çalışma hayatı üzere konuşsak da bunun dışarı yansımaları var. Bunun üzerinden gerçekten günümüzde yani bu ahilin ahlakın imkanları mümkün mü? Değil mi? Bunu bütüncül olarak en son kısımda daha derli toplamaya çalışacağım. Şimdi kuruluş mantığı üzerinden değerlendirme yaparsak üç tane değerlendirme alanı gözüküyor. Benim tespitlerim bu yönde. Bir niyet, iki lider profili, üç toplumsal zemin. Bu üç değerlendirme alanı olmadan ahiliğin günümüzdeki yansımasını olup olmadığını ben kanaatimce konuşamayacağımızı düşünüyorum. Birincisi niyet. Yani niyet dediğimiz şey elbette iyi niyet, kötü niyet anlamında çok net bir şekilde her tarafta gözüküyor. Affedersiniz burada bir ekran sorunum var galiba. Bir kere niçin meselesinde iyi niyet, kötü niyet her tarafta anlaşılabilir. Yani bizim her şeyin temelinde niyet olduğunu bildiğimizi zannediyorum. Hadis kitapları bile en nihayetinde niyet hadisiyle başlar. Burada benim esas yoğunlaşacağım ahilik hangi niyette kuruldu meselesidir. Ekran hocamız fütüvetnamelere çok atıfta bulundular. Gayet Fütüvetnamelere güzel inceliyor. hocam. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Fütüvetnameler incelendiği zaman orada açıkça şu ifade kullanılıyor. Hatta ahilik arşivde çıkan belgelere de benzer gözükmüştü. Esnaflık veya ahili yapmak istiyorsa diyor belgede, bunu Allah rızası için yapacak diyor. Bu bariz bilinen bir şey. Fakat buradaki püf nokta şu. Biz tabii Allah rızası için şu an çok şey kullanıyoruz. Rastgele kullanıyoruz. Burada çalışmanın kutsal olmadığına dair bir atıfla bunu söylüyoruz. Özellikle burada İbni Haldun'a atıf yapacağım. İbni Haldun çalışmayı nötr olarak görüyor. Çalışmanın kıymetli olması veya kıymetsiz olması ona atfedeceğiniz değerle ilgili. Allah rızasına uygunsa kıymetli olmuş oluyor. Eğer çalışmanın kendisini kutsal yaparsanız bu protestan veya kapitalist ahlak olmuş oluyor. Dolayısıyla çalışma hayatında var olma gerekçeniz Allah rızası için mi yoksa başka şeyler, riyakarlıktır, hırstır, başka şeyler için mi? Buna göre sizin kurumunuzun varlığı nedir, ne değildir anlaşılabilir. Ahilik de baştan aşağı Allah rızasına uygun bir zemin olduğu gözüküyor. Yani günümüzde bu konu ne durumdadır? En sonunda tekrar tahlil edeceğim. İkincisi lider profili önemli. Ahilik de Ahi Baba yani meşhur lider profili. Bunun iki yönü var. Maddi lider, manevi lider diye. İşin ehli en iyisi olması, uzman piri olması anlamında önemli. Hakikaten baktığımız zaman eğer böyle bir insan profili iş dünyasında ister sendikal anlamda sendikacıların lideri açısından düşünebiliriz. İstersek işveren kanadında patron olarak düşünebiliriz veya üst yönetici olarak düşünebiliriz. İşin ehli değilse aslında muhatap olduğumuz bir hadis-i şerif var. Kıyameti beklemek gerekiyor. Kıyamet de aslında ne demek? Yani mecazi olarak düşünürsek allak bullak olması demek. Yani demek ki bir işin ehline bırakılmasa, o işin maddi lideri değilse işin başındaki kişi, o iş allak bullak olmuş demektir. Bu anlamda ahilikteki liderlik profili önemlidir. Buradaki seçilme süreçlerini uzun anlatacak değilim. Kısmen hocamız değinmişti. Ahmet hocamız. Manevi lider de bu işin gerçekten en üstün ahlaklısı olması gerekir. Bu anlamda manevi baba da denebilir. Burada şunu görebiliyoruz biz manevi baba profilinde. Her şeyle ilgileniyor. Dolayısıyla lider profili zemindeki iyi niyetin muhafazası ve devamı için önemli. Daha sonra gelecek olanların da o iyi niyet üzere Allah rızası üzere devam edeceğine dair somut bir örnektir lider profili. Bu profil bozulduğu anda çalışma hayatında işlerin allak bullak olduğunu görebilirsiniz. Bu açıdan da ahiliğin önemi nettir. Bu profil yani lider profilinde maddi olsun manevi olsun bozukluk olursa yani yoldan çıkılırsa bunun da neticesi belli oluyor. O görevden alınıyorlar. Bu da önemli. Fakat bu da yeterli değil. Yani kuruluş mantığında toplumsal zemin önemli. Yani ahilik sadece ahilikle birlikte işleyen mekanizma değil. Ahiliğin o kadar güçlü olması, o kadar etkili olması, çalışma hayatında hem madden hem manen etkili olması
tek başına olan bir şey değil. Yaygın bir toplumsal üstün ahlak var. Vakıflarda bunu görebilirsiniz. Tekkelerde bunu görebilirsiniz. Sadaka taşları örneği bambaşka bir alem. Bunları tek tek açacak değilim. Konumuz bu değil. Zimen defteri belki şimdi aklıma geldi, görebilirsiniz. Yani genel toplumsal zemin, özellikle Osmanlı'nın belki de 1400-1700 arası daha yoğun konuşulabilir bu üçü. Böyle toplumsal zemin varsa ahilik var ve güçlüdür diyoruz. Bu açıdan toplumsal zemin de önemlidir. Yani kuruluş mantığında sadece niyet yeterli değil. Bu niyeti perçinleyecek, devam ettirecek lider profili ve bu lider profilini besleyen toplumsal zemin çok önemli. Bu üçü varsa o zaman günümüz içinde düşünebilirsiniz. Bu üçü ne kadar varsa, ismi ahilik olsun veya olmasın, bu üçü ne kadar varsa günümüzde, Türkiye'deki toplumumuzda veya İslam dünyasında, o kadar çalışma hayatında işler kıyametten uzak olur tabiri caizse. Tabii çalışma ilişkileri üzerinden değerlendirirsek, ben burada yine üçlü bir değerlendirme alanı tayin etmeye çalıştım. Bir tanesi ciddiyet, bir tanesi verimlilik, bir tanesi dayanışma. Şimdi ciddiyette önemli husus şu, yani eğer meslekler üzerinde konuşacaksak, ahilik bir meslek teşkilatı aynı zamanda, mesleklere çok önem veriliyor, ahilin kendisine önem veriliyor. Çünkü her biri, bu bilinen bir şey, bir peygambere veya sahabeye atfediliyor. Şimdi bunun sonucu var ama, yani bu atıf durup dururken, ama bunun sonucunda bir kere çok ciddi bir itaat zinciri var. Hiyerarşik itaat zinciri var. Buradaki itaat şeyi bazıları yanlış anlıyor. Böyle kölelik anlamında değil. Yani gayet ilişki biçiminin çok düzgün olması, üst as ilişkilerin çok ciddi bir şekilde işlemesi anlamına geliyor. Bu bağlamda bir ahi mesleğinde yükselişler de gayet ciddi. Yani bir çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişler, az önce Ahmet hocamız bahsetti, çok ciddi. Sadece bir örnek vermiş olayım. Bir sarraflıkta, normalde çıraklıkta diğer mesleklere standarttır diyelim. Bir sene, iki sene, üç senelik oluyor. Ama şeyde sarraflıkta çıraklıktan kalfalığa geçiş 20 yıl olabiliyor. Çünkü çok hassas bir meslek, çok ciddi bir, daha da ciddi olmanız gereken bir meslek. Dolayısıyla rastgele bir iniş çıkış söz konusu değil. Hatta meslek değiştirmeme esas. Yani beğenmediğiniz ahilikten bir yer, işte diyelim bir debbadınız. Debba işi hoşunuza gitmedi. Ustayken dediniz ki ben başka bir yerde gideceğim, sarraf olacağım. Orada daha çok iş var, para var. Buna müsaade etmemişler. İstiyorsanız şehir dışında başka bir yer istiyorsanız, bununla ilgili bir gerekçeniz varsa yine çıraklıktan sizi başlatıyorlar. Yani mesleklere ciddi manada itibar söz konusu. Bunun da kaynağı peygamberler veya sahabeler diye. Bunun sonucunda usta olduğunuz zaman ciddi bir süreç yine tekmili sanat almak durumundasınız ki dükkan açabilirsiniz. Tekmili sanat almadan dükkan açma girişiminiz demek tamamen ihraç olmanız demek. Bu kadar önemsenmiş. Yine mesleğe başladınız ama yanlış işler yaptınız. Ekrem Hocam bahsetti. Pabucu dama atılmaktan başlayıp selam kesmeye kadar, çok af buyurun, eşeğe ters bindirip toplum içerisinde anıttırmaya kadar çok keskin manevi cezalar, maddi cezalar da var olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla gayri ciddi bir alan bırakılmamış. Şurada bir dipnot çekmek durumundayım. Günümüzde çok kullanılır. Gençler arasında maalesef yaygınlaştı. Orta kesim de bunu kullanıyor. Her işi yaparım abi modu yok burada yani. Her işi yaparım abi modu yok. Bunun en büyük yansıması ne olur? Sade hayatta düşündüğümüz zaman işçi devri diye bir kavram var. Bir yerden çıkıyor, başka yere geçiyor. Bunların handikapları günümüz iş dünyasında zaten biliniyor. Bunun ikinci bir yansıması çalışma ilişkileri verimlilik. Şimdi rahmetli Sabahattin Zaim Hoca emeğin üç gücünden bahsederdi. Beden gücü, akıl gücü ve gönül gücü derdi. Aslında ahiler bunu muazzam bir şekilde işletiyorlar. Bir kere bedenleriyle iş yerlerinde bulunuyorlar gün içerisinde. Fakat iş saati bittikten sonra, burada mesai mefhumu yok, işi bitirme mefhumu var. Gün içerisinde birkaç hocamız buna atıf yapmıştı. Ve hemen evlerine gitmiyorlar. Ahi zaviyelerine gidiyorlar. Ahi babaların veya oradaki sohbet, hanedeki ehil kişilerin sohbetiyle orada akılları duru haline getiriyor. Kafaları gün içerisinde dolmuş, yoğun çalışmaktan dolmuş. İş çıkışında ahi zaviyelerine gidip buradan temizleniyorlar tabiri caizse. Ertesi gün taze bir akıllı, ertesi gün
gayet gönüllü bir şekilde işine dönmüş oluyor. Dolayısıyla işin de hem bedeni, hem aklı, hem gönlü birlikte nasıl kullanmayı bu sistematikte görebiliyoruz. Bunun en büyük yansıması günümüzde belki kavram olarak düşünebilirsiniz. İş yaşam dengesizliği dengeye getirmek için bir sürü kanun çıkarıyoruz. Bir sürü kanunlar oradan, şuradan, buradan bir türlü tutturamıyoruz. Burada hiç kanuna gerek kalmamış. Sohbetle bu işi temizlemeye çalışmışlar ve başarmışlar da. Bu da Ekrem hocamızın atıf yaptığı tasavvuf kültürünün, fütüvvet tasavvuf kültürüne dair bir şey olsa gerek. Dolayısıyla bu olmadığı için günümüzde iş dünyasında ciddi stresler, işi bırakmalar, hatta depresyonlar, hatta evine o yükle gittiği işi şiddete döndürecek pozisyonlar olduğunu sağ çalışmalarından görebiliyoruz. Son bir husus burada çalışma ilişkileri üzerinden değerlendirsek dayanışma ruh yapısı diyebiliriz. Şimdi ahilerde ahi orta sandıkları, yardım sandıkları diye bir sistematik var. Yine hocamız değindi. Kazançlarının ihtiyaçları dışındakileri gönül rızası koyuyorlar o sandığa. Ve buradan hem hariciler dediğimiz hem de dahiller dediğimiz yani hem ahilerin kendi iç mekanizmasında paralar kullanılıyor bu paralar hem de dış mekanizmaya kullanılıyor. İşte bu dahillerden yeni iş yeri açacak kişilere faizsiz destek, Karz-ı Hasen çok yoğun bir şekilde acil ihtiyacı oluyor veya sermaye ihtiyacı oluyor ciddi destekler veriliyor. Ve ahi çalışanların yakınlarına destekler söz konusu. Günümüzde çalışma hayatında bu şekilde yapan işverenler tek tük vardır. Toplu sözleşmede bunlar olabiliyor zaten. Fakat burada belki de en garipsenebilecek, belki de kabul edilmeyecek bu söyleyeceğim. Rekabet yok diyeceğim. Örnek verildi, siftah örneği çok yaygın. Yani bu efsane değil. Fakat siftah örneğin ötesinde bizim yani rekabet olmadığını somut olarak ifade edeceğimiz şey şu. Yani batma riski olan hiçbir ahi batmasına müsaade etmemeye çalışıyorlar. Bu fondan ahi orta sandığında hemen onu kurtarmaya çalışıyorlar. Bu sadece mesela diyelim Deba Ahi Birliği'nde değil, hepsinin bir sandığı var. Diğer sandıkta da bir problem varsa o diğer ahi birliğinde kurtarmaya dönüp mevcut sandıklarına yardım ediyorlar. Yani dolayısıyla yani rekabette rakiplik söz konusu olur ve rakibiyle ilgili yani bir nevi onu bir müddet sonra karşı karşıya gelip olumsuz şey yapabilecekken burada rakip olarak görme söz konusu değil. Bunu İslam iktisadında ben şahsen gıpta kelimesiyle ifade ediyorum. Doğrudan konumuz olmadığı için geçiyorum. Soru gelirse açabilirim. Son olarak son bir değerlendirme alanım en son çalışma dışı ilişkilerde sosyal sorumluluk ve kriz dönemleri şeklinde iki tane noktayı öne çıkarmaya çalışacağım. Şimdi sosyal sorumlulukta yani özet şunu söylemem gerekiyor başta. Ahilerin kuruluş gerekçesi Allah rızasına uygun ve toplumun ihtiyaçlarına dönük. Lonca sistemi ise, Batı'nın sistemi ise tamamen kendi menfaatleri üzere kuruluydu. Bence burası püf nokta, mühim nokta. Sendikalar içinde en kritik yer burası diye düşünüyorum. Eğer İslam ve sendikacılık diye bir şey konuşuluyorsa ki bizden önceki sunumlarda konuşuldu. Sadece kendi hak ve çıkarları için kurulan bir yapılanma kapitalist bir yapılanma olur. Eğer kendi hak ve çıkarları dışında başkasının gerekirse diğer sendikaların, gerekirse başkası bu işveren fark etmez veya devlet fark etmez. Yeri geldiği zaman onun hakkı ve çıkarlarına dönük, dolayısıyla topluma dönük, toplumun bütün kesimlerine dönük hak menfaat çerçevesinde kurulmamışsa ismi ne dersek diyelim bu İslami olmuyor. Kapitalist bir sistemin parçası olur. Bu benim daha evvelki sunumlara bir şeyim olsun, atıfım olsun. Ahilin kuruluşu da temelde bu mantık. Dolayısıyla bunun üzerinde yola çıkarak ahilik zaten az önce söylediğim ahi orta sandığının dahiller kısmından harcama yapıyor. Bir de hariciler kısmından yani dışarı dönük de harcama yapıyor. Bunun en yaygın uygulaması misafir ağırlama geleneklerine gözüküyor. İbn-i Battuta seyahatnamesinde bunu görebilirsiniz. Başka ehli küfrün de seyahatnamelerinde bu örnekler bulunabiliyor. Ama bu haricilerde, haricilere yani dışarıdakilere yapılan, sandıklarına yapılan yardımlarda emeklilere ciddi destekler var, düşkünlere, sakatlara, hastalara ciddi destekler var, yoksullara, yetimlere destekler var, cenaze törenleri var, işte evlilik törenleri var. Yani bizim sosyal politikalarda
dezavantajlı gruplar dediğimiz toplumun bütün sosyal kesimlerindeki problemler neyse, onlara dönük ne varsa onlar da bir nevi ahiler, can simidi olmuş oluyor. Kriz anlarında da iki tane noktayı temas edeceğim. Bir ekonomik sıkıntılarda, bir de siyasi askeri sıkıntılarda. Şunu görebiliyoruz ekonomik sıkıntılarda. Ahilere toptan ham madde sağlanıyor. Kim tarafından? Ahi birliği tarafından. Çünkü daha evvel bazı şeyler toplanmış, stoklanmış, fiyat yükseltmek için değil. İhtiyaç durumunda toptan maddeyi, ham maddeyi ahilere sağlıyorlar. Böylece üretim maliyetini düşürüyorlar. Fiyatlar da ucuzluyor. Yani hem üretici, ahi zarar görmemiş oluyor, hem de tüketici zarar görmemiş oluyor. Böyle bir sistematik kuruluyor. Gayet insani, ahlaki ve akıl ötesi güzel bir şey. Son olarak siyasi askeri sıkıntılarda da yönetime destek, hatta sahip çıkma söz konusu. Sen desem Ahmet Hocam atıfta bulunduğuna, bunu mesela Moğol istilası döneminde, Osmanlı dönemi çok güçlü bir yapılanma devlet yönetimi olarak, ama mesela Moğol istilası döneminde yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da ahi hükümeti kuruldu. Ne zamana kadar? Sıkıntıdan kurtulana kadar. Yani yönetimde sıkıntı olduğu zaman mevcut durumda yönetime karşı ayaklanma diye bir şey yok. Devlete sahip çıkılıyor. Ama devlette bir zafiyet, boşluk olduğu zaman da ahiler fedakarlıktan hiç kaçınmıyorlar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bir kere temelde iyi niyet, iyi niyete dayalı uygun lider profili ve bu lider profili besleyen güzel haklı toplum olmadan çalışma hayatında ahi benzeri bir etki beklenmemeli. Yani burada bu tarz bir beklenti nafile olur. Yani biz burada çalışma ilişkilerinde az önce bahsettiğim ciddiyet, verimlilik, dayanışma, bunu bekleyemeyiz. Eğer bu üçlü bir temel görmezsek ya da az önce söylediğim gibi çalışma hayatı dışındaki sosyal sorumluluk veya fedakarlık burada beklenmemeli diyorum. Kısaca özetlemiş olayım. Soru faslı gelirse cevap vermiş olurum. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli hocamıza.